Azerbaycan Milli Meclisi'nin saygıdeğer başkanı, sayın milletvekilleri, değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının 30. yılı, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki büyük zaferi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen sempozyumun açılışında sizlere video mesaj yoluyla da olsa hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Küresel salgın sebebiyle esasen geçtiğimiz sene idrak ettiğimiz Gazi Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümünde fiziki olarak beraber olamamış olsak da Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının 30. yılını gururla kutladığımız bu sene salgın şartlarının nispeten iyileştiği bir dönemde bu sempozyumun hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da perçinlenmesi, işbirliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar kaynağıdır. Hepimiz İslam aşkını kendinden sonra gelenlere aktarmış Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin torunlarıyız. Asya'dan Avrupa'ya kadar insanlığa adalet, tevazu ve birlik anlayışını getiren nesillerin mirasçısıyız. Bizler aynı dine inanan, aynı dili konuşan, medeniyeti, tarihi, kültürü bir olan 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Siyasetten ekonomiye, savunmadan diplomasiye, eğitimden kültüre, turizmden enerjiye, her alanda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmak gayretindeyiz. İstikbaldeki esas sorumluluğumuz, aramızdaki bağları daha da güçlendirmek, işbirliğini ilerletmek ve Türk medeniyetinin ilelebet baki olmasını sağlayacak adımları atmaktır. Türkiye, bağımsızlıklarını ilan etmelerini müteakip, Türkiye Cumhuriyetleri ilk tanıyan devletlerden biri olmanın haklı gururunu taşımaktadır. 30 sene önce nihayet kavuşan gönüllerimiz bugüne kadar karşılıklı saygı ve muhabbetle beslenmiştir. Tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu kardeş ülkelerimizle ilişkilerimiz bütün alanlarda müşterek fayda temelinde süratle gelişmiştir. Çok taraflı işbirliği yürüttüğümüz Türk Konseyi, TürkBağ ve TürkSoy gibi platformların yanında ikili düzeyde gerçekleştirdiğimiz temaslar, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyleri, ortak stratejik planlama grupları ve karma ekonomik komisyonlar gibi mekanizmalarla aramızdaki ilişkiler kurumsallaşmıştır. Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerimizin de zaman içinde derinleştiğini ve zenginleştiğini müşahede etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter asamblelerde ortak bir anlayışla hareket etmemiz, meclislerimiz arasındaki bağları daha da sağlamlaştırmaktadır. Değerli dinleyiciler, Azerbaycanlı kardeşlerimiz Kafkasların incisi Karabağ'ı işgalden azat etmek için tarihi bir mücadele sergilediler. Kardeşlerimiz inançları, yürekleri, cesaretleri ve kararlılıklarıyla ülkelerinin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduklarını cepheden bütün cihana ilan ettiler. Huzurunuzda 44 günlük vatan muharebesinde şehit düşen kahramanlara ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve Azerbaycan halkına bir kere daha başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak vatan muharebesinin başından sonuna kadar kardeşlerimizin yanında olduk ve dosta, düşmana birlikteliğimizin gücünü gösterdik. Azerbaycan'ın 30 senedir kanlı bir işgal altında bulunan kadim topraklarını kurtarmasıyla yaşadığımız coşku, aramızdaki kardeşlik bağının da simgelerinden biri olmuştur. Ne mutlu ki bugün Karabağ semalarını artık hilal ve yıldız süslüyor. Şuşa'da bayram namazı eda ediliyor. Sayın milletvekilleri, değerli dinleyiciler, Azerbaycan'ın 44 günde kazanılan tarihi zaferi neticesinde sahada oluşan yeni gerçeklik, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için bölgesel işbirliğinin tesisi bakımından da bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye olarak
vizyonumuzla da uyumlu bölgesel işbirliği girişimlerimizi ülkelerimizin ve halklarımızın menfaati doğrultusunda devam ettirmeye kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle Türk dünyasının dünü, bugünü ve geleceğini istişare edeceğiniz sempozyumun başarıyla tamamlanmasını temenni eder. Hepinizi ve Büyük Türk ailesini sevgi ve saygıyla selamlarım. Allah'a emanet olun.